Tamam gel. Çok uzaklaşma Oğuz. Wake me up. Wake me up inside. Make me cry. Wake me up inside. Save me. Hold my hands and save me from the dark. In my mind. In my mind. In my mind. Make me cry. Söz edebilmiyorum. Sihirbazlık hemen ışığı kapadım. Çat. Herkes yapamaz bunu ha. Ne zaman çıkacağız tünelden? Tunel. Lan niye atacaksın tunel? Selahattin Tünali. Ah cennet! Bu ne beyazlık? Oo, ne parladı be? Ne parladık be? Hoş geldin Ozmo. Nasılsın? Kendine geldin. Bir tane tiny house kiraladık. 24 saat tiny house'ta yaşayacağız. Bakalım nasıl bir deneyim olacak? Ben çok merak ediyorum. Normal evlerde yaşayanlar için çok zor bir şey değil mi bence tiny house? Tiny house kaç metrekare? 8 mi? 10 mu? 20 mi? 20 metrekare. 20 vardır. 20 metrekare alanda yaşayacağız yani. Bence çok zor bir şey bu. Tabii biz normalde Mera'da yaşadığımız için iki buzağı olarak Selen'i kampa götüremediğim için, çadırı deneyimletemediğim için böcekten, börtü böcekten. Bir de yaz geldi, bahar geldi. Sanki tiny house'da böcek olmayacak bu arada. İşte hani en azından tiny house'u deneyimletelim dedik. Sen 20 metrekarede yaşadın mı? Yaşamadım, ben de yaşamadım. Mi? Aynen. Yani iki, 1,5 metrekare çadırda yatıyorum aşkım. Doğru. Doğru bu arada. Ne oluyor? Bu challenge düşüyor mu o zaman? Senin için bir challenge bu. Benim için bir ilk kez bir challenge oluyor. O zaman Tiny House'da görüşürüz diyelim. Tiny House'a hoş geldik. Merhaba. Sen de hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. İyiyim. 24 saat geçecek burada. Ay çok güzel duruyor ya. Gel bir evi gezelim önce. Burası gördüğünüz gibi mutfak ve salonla iç içe geçmiş bir durumda. Şöyle fonksiyonel. Fonksiyonel tıp. Bir kere daha aç ayağını. Tam aç. Ben şey olmadı mı bu? Üçüncü nesil kahveci. Yalnız Nescafe'miz yok. Kolombiya, Etiyopya falan da. Filtre kahveniz için çay yok. Kusura bakmayın. Çıkar mısın? Çık çık çık. Çay yok burada. Bunu kapatıyorum. İşte. Ne oldu, bana mı ihtiyaç duyuyorsun? Aşkım. Kapat. Nasıl öyle şey yaptıysan önce alttakini katla. Ayağınla vur. Hı, kıvır. Hı, bir tane daha yukarı. Sol. Çok aferin. Fonksiyonel. Tıp. Çok rahat. Şaka şaka. Hadi gelin. Devamını gösterelim. Ucu ucu bu bu. Ucucu bubuk. Na 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 na. Ucucu bubuk. Ucucu bubuk. Na 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 na. Çekmece. Buzdolabı sığıyor. Çekmece sığıyor. Papatyamız bile var. Saklama alanları. Çat açtım. Hop bardaklar. Aa tuvaletim mi geldi? Tuvalet hemen burada. Evet burası. Tuvaletimiz, duşumuz. Bir dakika, bir insan sığıyor mu bakalım? Sığıyor tabii canım, niye sığmaz? İnsan sığıyor. Şurada sığdım. Sığdım. Karnım acıktı. Hop mutfaktayım. Hop mutfaktayım. Banyodayım. Tuvaletim geldi. Yedim sıçtım hop, mı diyorsun? Hop. Yatak odasını sevdim ben. Yatak odası çok ferah. Evet. Loft katta yatmayı tercih edersek ne yapıyoruz? Lütfen gelin takip edin beni. Çok güzel bir çözümümüz var onun için. Hadi. Geliyor musun? Şimdi görüyorsunuz burada merdiven var. Ama buradan buraya nasıl çıkacağım bilmiyorum. İşte bu inovasyon, bu teknoloji, bu yenilikçilik, bu artık siz ne derseniz o. Bu haysiyet. Bak, bu şeref ve üstüne üstlük depolama alanı. Sağlam değil korkuluklarımız. Kafa
tavana tam değip değmemek arasında gidip geliyor. Burası tatlı, hoş bir üst mekan. Misafirlerinizin yatabileceği. Evet, misafirlerinize çok büyük bir ceza vermek isterseniz onları buraya klostrofobik olarak atabilirsiniz. Burada küçük bir aynamız var. Gel, burada bir pozumuz var bizim. Evet aşkım, 1 2 3 deyin. Tiny. Tamam. 1 2 3. Tiny. Burası da bahçemiz. Mangal yapacağız. Şimdi Tiny House'da günümüz devam ediyor tabii ki. Oğuz uyudu. Burada. Uyuyor. Bütün gün araba kullandığı için o yüzden birazcık dinleniyor. Çantalar burada duruyor. Yerleşemedik de. Nereye yerleşeceksek Tiny House'da. Tiny House yaşamı beni böyle şu anda bir durdurdu bak. Bir dinginleştirdi. Bir sakinleştirdi. İyileştirdi bir de. Ehlileştirdi bir de. Ve daha bir sürü şey. Şöyle bir bakayım. Arabasını da park eden yok ki. Mini mi? Seni de gezdiriyoruz ha her yere. Eğleniyor musun? Mangalımız var. Şöyle bir araziyi bir gezeyim. Şöyle geri döneyim. Şöyle bir döndüğüm zaman. Oo, burada Oğuzcuğum uyuyor. Neyse şimdi ses yapmayalım. Çocukcağız yorgun argın geldi. Burada bir zeytin ağacımız var. İyi. Sabah zeytini buradan toplarız. Hemen sofraya yeriz. Başka evler de var Tiny House'lar. Onları rahatsız etmemek için arkaya geçmiyorum. Burada bir mangal var. Mangal yaptık mı? Bir baktık. Yaptık mı yapmadık mı? Bir baktık. Çünkü evde bir bulaşık makinesi göremedim. Buradan dönüyoruz. Burada da bir zeytin ağacı var. Üçüncü zeytin ağacımız da burada. Burada da bir zeytin ağacı var. Aa, burada da zeytin ağacı var. Kaç tane var lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, köşedeki de mi zeytin? 8, oh! Zeytincilik mi yapsak acaba? Zeytin sele, sele zeytin ama. Hani n'si yok, sele zeytinleri. Galiba zeytin işine gireceğim. Zeytinyağı da yaparım. Yeşil zeytini çok severim ben ama... Siyah zeytin de olursa bir şey demem. Bakayım bunlarda var mı birazcık bir şeyler. Aslında beyaz beyaz çıkmış gibi ama. Şaka şaka, onlar ışık. Zeytin mevsimi henüz gelmemiş. Şimdi toplamayacağım. Zeytin işi biraz daha dursun şu anda. Hop, evin içindeyim. Garip bir şey. Ben bu arada ilk kez hiç karavanda yaşamadım biliyorsunuz. Oğuz'a sıfır kamp deneyimi. Bu hoşuma gitti. Ev gibi ama değil gibi de. Oğuz'u uyandırmam lazım. Markete gitmemiz lazım. Evde hiçbir şey yok. Uyan 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 uyan. Uyan uyan uykundan. Günaydın. Günaydın sana güzeller güzeli bebek. Bebek gibi uyuyan kocam benim. Markete gitmemiz lazımdır. Bahçede 8 tane falan zeytin ağacı var. Zeytinciliğe girdim. O zaman alışverişe gerek yok. 8 öğün zeytin mi yiyelim? Senin peki İzmir'e adım attık. Oğuz'un yüzüne bakar mısınız? Kıpkırmızı. Direkt yandı. Ben hemen alırım güneşi. Ben güneş kremi sürmüştüm. Güneş kremsiz asla. Güneşi gülüşüme nasıl sığdırdım. İşte böyle gülerek. Sen sevdin mi bu Tiny House'u? Hı hı. Aşkım çok yorgunsun. Hadi toparlan. Hadi. Hadi. Dün sahneye çıkan bendim. Bendim ben. Bendim ben. Kapına nananan olan. Nasıldı o şarkı? Unutuyorum. Böyle bir şarkı yok. Daha ben bir şarkıyı... Yavaş Oğuzcuğum. Aslında ev böyle çok hoş gözüküyor bu arada. Ev hoş ya. Niye değil mi ki sen? Yo yani küçük bir ev ya. O yüzden hani böyle house. Bir tiny house falan ya. Tiny house. Üst katın ışıklarını kim üst kata çıkıp kapat? Ben. Sen de belki. Şöyle. Böyle gözüküyor bu arada şeyden. Şu şeye benzemiyor mu elektrikli süpürge? Spider-Man filminde 4 tane kollu canavar adam. Octopus, Doktor Octopus değil mi? Doktor Octopus muydu? Onun kollarına benzemiyor mu şu? Evet aşkım. Yani hiç yorum yapmadın da ben çizgi filmden de biliyorum. Ayrılamadım. Yani. Ayrılamadım. O zaman markete gidip gelelim. Oo, hoş geldiniz ya. Gel.
Evimiz soğuyacak, minik evimiz. Ya şu cam da... İçerisi çok belli oluyor ışığı yakınca. Öyle mi? Aslında bu beyaz olsa, şurada bir projeksiyon olsa buraya yansıt, film izle. Otoban da izleyebilir. Otop yani hemen bunu kaldırdığın anda sandalyeleri dizilmiş insanları görebilirsin böyle çekirdekle köyde. O zaman ne yiyeceğiz? Şimdi bir şeyler atıştıralım bak, hemen. Ben hiçbir şey hazırlayamam. Tamam ben bana hazırlayacağım. Ateş mateş yaktırma. Ya tavada... Hayır hayır öyle bir şey değil. Ya tavada köfte pişir ya da ekmek var, ekmeğin arasında bazlama var. Bazlama ekmeğin peynir, meynir, domates koy öyle geçiştirelim. Yarın yaparız. Ben sadece biraz uzanmak istiyorum artık. Tamam sen yat otur, ben sana şey yapmayacağım. Böyle oturamayacağız ya, bu koltuğu açsak mı? Nasıl açılıyor ki bu? Bilmiyorum, sen bulacaksın işte şimdi. Ridiculous. Neydi bir şey açma büyüsü? Bilmiyorum. Benim de biraz çok ridiculous. Şuradan çekiyorsundur ya. Şuradan mı? Ha. Aşkım bu açılmıyor. Açılmıyor mu? Açılmıyor. O zaman mararla marma, merelle meyle, marorlu morlu. Seni dans etmen lazım. Ne ki o? Aa, o videoyu bilmiyor musun? Mararla marla, mere... Aç bakalım hangimiz daha iyi dans edecek bunu. Her gün mararla barba, mererle berbe, mırırlı bırbı, mirirli bir probleminiz varsa her gün mararla barba, mererle berbe, mırırlı bırbı, mirirli bir olumlu 20 tekrar yapın. İlk dudak. Ne yapacağız? Duruyoruz. İsim şehir hayvan oynayalım bari. Televizyon da yok. Ben olsam koyardım. Ne yapacağız hakikaten? Gelirken 5 grup leylek gördük. Martiniçkalarımızı şey yapabiliriz. Hayır dur. Zeytin ağaçları var diye sürü. Zeytin de bir meyvedir. Öyle mi? Evet. Şimdi değil, şimdi değil. Sabah. Niye hocam ya, leylek görmem etkisi geçerse. Burada 6 kişi kalınabilir derken çiftleri... Üçerli gruptan dağıttı herhalde. Yani burası açılmıyor çünkü. Ben o yüzden burası açılıyor diye düşünüyorum. İki kişi de burada yatacak diye düşünüyorum. O öyle düşünmemiş. Günaydın. Günaydın Oğuzcuğum. Günaydın Selen'cim. Ya böyle camı açınca direkt yatak odası dışarıda gibi olmadı mı? Şu an suyu atın istedim. Suya değil mi? Evet ya, çok sıcak. Biraz böyle bir haşlandık gibi içeride. Buğulama olduk. E hadi kahvaltı o zaman. Dur be ya. Oğuzcum merhaba, ben kahvaltı hazırlıyorum ha. Aa. Evet. Hani haberin olsun, sen hala kalkmadın ama yataktan. Başım bir deline git. Başım merhaba. Küçük evde böyle. Sen nereden küçük çıkarsan böyle. Çık. Şimdi aşkım, tabak yıkamak istemiyorum şahsen. Yani şu tavadan yesek. Bu tavayı da aldık. O zaman muhafız ne yap biliyor musun? Öncelikle şu kettle ve çaydanlık en azından temiz mi bir bakabilir misin? Belki evden getirilip bugün konmuştur o. Yani dün konmuştur. Tabii ki değil. Zor be hayat. Ama bir zor şey diyeceğim. Be, yani bilemedim. Şimdi bir challenge. Bilemedim ayrı. Ama utanmadım. Yaşav! Ya aslında ben bazlama yemesem olur ha. Bazlama gecelere vay. Bana bakma, benim yarim var. Öyle değil miydi o şarkı? Gibi. Lütfen sabah arabeske girmezseniz sevinirim. Tamam be. Mümkün mü? İstiyorum. Olur mu? Olur. Ne oldu? Çürümüş. Oğuz. Ah kadın.
Bence yeter. Yok yetmez. İyi mi? Ay bana ne oldu? Oksijen doğa bana şey mi yaptı? Şey yapıyoruz. Elim yandı. Güzel. O zaman ısınmış demektir. Yumurtayı kırıyorum. Kır bebeğim. Çatlağına çıplağına bak. Gurbetteyiz. Zehirlenmeyelim. Aşkım. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben yumurta kıramıyor muyum? Emre Aslan'ın ağı mı tuttu ya? Ya tamam. Bir dakika ya. Ya Oğuz çekme ya. Orayı bence kıramıyor. Nasıl yapacağız şimdi? Bunu böyle karıştıracağım. Ay çok kötü yumurta temizliği sevmem. O ben bayılırım boş zamanlarda yumurta temizliği. Sıcakmış ha hava. Çok güzel hava. Tam da Tiny House'a değil ki dışarı çıktık. Tiny House'da 24 saat zord. Yok yok şaka şaka. Oha. Gitti mi? Doğal yaşamda da böyle bir şey var. Hayır. Aşkım hayır değil. Herhangi bir tabaka istemiyorum yüzümde. Hayır istemiyorum. Çatır çatır yanmak istiyorum. Aşkım. Hayır. Lütfen. Senin iyiliğin için öyle yapma. Ya Oğuz. Hayır. Öyle kalacaksın Oğuz'cum yapma. Lütfen. Hayır. Aşkım lütfen. Bir tane. Selam istemiyorum. Hele sıcak bak konforum. Benim için. Tam şey değil. Kuşum hayır. Benim için. Senin için başka şeyler yapayım. Bu kadar insanın karşısında ne kadar ayıp bir şey ki beni reddediyorsun. Ya yapmam mı gerekiyor? Aşkım lütfen. Doğru söyle. Yapman gerek. Güneştesin saat hava 18 derece. İstemiyorum. 18, 20, 40 güneş derece. Güneş için istemiyorum. Güneş kremi çok önemli bir şey değil mi? Hayır. Evet çok önemli bir şey. Hayır ya istemiyorum. Aşkım, Allah lütfen. Yaratmış güneşi ya yanalım diye. Git başımdan artık. Aşkım lütfen. Bir tanem lütfen hadi bak. Ama beni ikna edecek tek bir şey söyle ya. Neden neden yapıyorum bunu? Aşkım yoruldum ha. Vallahi uğraşamam ha. Hadi lütfen. Hop. Alın gitti. Bakayım burun gitti. Gel bakalım emicik kemikleri. Aşkım pes pembe olmuşsun. Ya yanıyordum ne güzel. Tamam. Şuraya da sürelim. Ya bak. Bu ne daksil mi? Ne sürdün bana ya? Koltuk altı rolonu. Hadi geçeceğiz. Gerçekten mi? Şaka güneş kremi be delirme. Ne bileyim şaka yapacağını tutar. Hayır. Bu ara ama... çok fazla ayıp için meme tutacağını istiyorsun. Hadi ne yapıyoruz? Martini çıkanlarımızı asacağız. Öncelikle bir açmamız gerekiyor. Benimki açık. Evet böyle. Gerçekten mi? Benimkini aç o zaman benimki düğümlü. Bileyim ya bu nasıl bir düğüm ya? Kim attı bu düğümü Allah'a sen. Olsun. Teşekkürler aşkım. Rica ederim kayınço. Tiny House'da yapılacak bir şey bulamıyor musunuz? Bütün gün nasıl geçecek diye merak mı ediyorsunuz? İşte size çözüm. Badminton. Biraz git. Ah! Güneş. Biz bunu oynayamayacağız galiba. Ya. Ya niye? Ya bence çok yakınız. Oğuz. Ama bombeli atmak için çok yakınız. Ne yapabiliriz ama kamera açısı bu kadar. Tamam hadi yukarı atalım o zaman biraz. Hadi. Aşkım bana atsana. Bakıyor bir de ya. Sen alacaksın. Nereye gitti? Şuradaki çam ağacının üstüne. Arkaya mı gitti? Evet. Arkaya gittiyse almam. Ya aşkım ya. Sayı. Hadi ya. Oley! Biraz çaba sadece galiba. Ben kör oluyorum ama güneşe bakıyorum ben. Ana yapıyoruz lan bu işi. Ya Uğuz.
Ne Oğuz, çok yakınız. Koş aşkım biraz. Oraya nasıl koşayım ya? Koş aşkım azıcık ya. Ay. Şş, nasıl? Çok iyi. Ama çok yakınız. Ne yapıyorsun? Tamam yeter dedi, yoruldum ben. 5-0 yendim. Şimdi siz diyorsunuz ki Tiny House'da vakit nasıl geçti? Göstereyim hemen. Ne çıkacağı ne? Kaptan gibi. Böyle geçti işte. Peki biz bugün yemek yiyecek miyiz? Yiyeceğiz. Yani senin mangalı yakmanı bekliyoruz ya. Badminton beni yordu. Badminton mıydı adı? Badminton. 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 Badminton yordu, bir daha bir uyudum. Badminton'da oynasak. Sen ne yaptın ben uyurken? Ben sen uyurken ne yaptım? Burada herhangi bir televizyon olmadığı için Tiny House'umuzda tabii ki Kore dizisi izledim. Çünkü ben hep Kore dizilerini indiririm. İzleyeceğim içerikleri indiririm. Ondan sonra böyle interneti zor olan yerde ya da gerçi burada Wi-Fi var ama hani olmayan yerde falan oturup izlerim. Bir Tiny House'da hep uyunuyor mu? Sanırım uyunuyor. Büyük ev değil ya, yürüyecek yer yok, oturacak. Yani hep bir yatma modu. Nasıl 2 dakikada yaktın ya? Yavrum içine dolduruyorsun çalıyı, çırayı en alta. Vay be, çok güzel ateş. Ateşle oynama. Ateşle oynama. Sonunda ellerin, dillerin yanacak. Sana sis şov yaptım ve boynumda mavi ışık taktırdım ki seni etkileyebilmek için. Çok etkiledin gerçekten. Bakalım Martineçkalarımız duruyor mu? Dünyanın en sağlam meyve ağacına iliştirmiş oluruz. Ne alakası var? Belki bir rüzgar esecek, bir şey olacak. Onu belki götürecek. Üstümüzden bir kuş geçer. Kanadından bir tüy düşer. Yine döne döne gökyüzünden. Hiçbir yüz güzel değil. Senin yüzü, ellerin yine. Yüzlerin yine mana ama. Sakın. Sakın bana dokunma. Şeyleri getirir mi, köfteleri? Aman köften getir yiyen yok. Getireyim mi? Yavrum. Getireyim mi aşkım? Dur dur, şarkı hatırlamaya çalışıyorum. Neye bakıyorsun? Aman gerdanımda beni var. Yavrum gerdanımda beni var. Hep şey pop mu söyleyeceğiz? Biraz tamam, da türkü. Tamam, getireyim mi köfteni? Can you be back? Maybe boy, it is my breath. Getir lan, getir. Uyku öncesi enerjisizliği ve uyku sonrası enerjiyi. Dur dur dur. ASMR'm geldi. Uyku sonrası enerjisi. Sinemalarda. Yoksun neye yarar hönkürsem tap tap yorganlar aman elin tam Tiny House'lar. House'lar. Tam bak şu an ne izliyoruz tam gerçekten deniden de nati nati tarato. Ben saçımı yutmuş olabilirim bu arada. Senin saçına kurban ey karagöl. Ya sen nasıl bir zeytin gözlüsün ya? Ne yapıyorsun? Ha bunu bunun içine de biraz o. Of. Bu ateş yeter bize. Senin elementin ateş mi peki? Bir yerden bilmene gerek yok. Mesela işte ateş, su, toprak arasından hangisine daha kendini yakın görüyorsun? Toprak. Toprak kabul etmeye. Yetişkin bir Oğuz günde 2 defa mangal yakabilir. Mangal yakacak ortamı kendi için sağlayabilir. Yetişkin bir Oğuz haftada 8 kere mangal yakma potansiyeline sahiptir. Mesela şu anda şu yatak odasının kapısı açık olsa da yatak oda nis kokuyor. Bu kadar dibinde yakma o zaman. Doğru. Şurada yak. Doğru, şurada yakılabilir mesela. Gitmişsin yatak odasının ağzında yakıyorsun sonra bir de. Mesela çok verimli bir ortam değil çünkü mesela kapısı açık olsa barbekü
Tamam ulan. Yatak odasında yatsan. Tamam ulan. İs tamam olur. Ulan. Yapma o zaman yatak odasında. Doğanın oğlu tamam. Ya ama çok hoş bir ortam. Yani ben şahsen zeytin ağaçlarını da çok sevdiğim için zeytin ağacını çok seviyorum. Evde de bilmiyorum dikkatinizi çektim ama kapının köşesinde zeytin dalı vardır. Böyle asılı kurutulmuş zeytin dalı vardır. Hazır. Ne diyorsun? Ya biraz ısınsın ekmeğin içi. Ketçap mayonez. Yok ki. Tüküreyim azıcık. Tükürük köftesi. Ben onu elimle tutarsam yanar mı acaba? Yanmazsın. O yüzden içine ısıttım. Ha, o süper. Dışını. Teşekkür ederim. Aa. Kapat, yiyelim. Sen peki Tiny House deneyimini nasıl değerlendiriyorsun mesela? Güzel. Çok çok alışılmışın dışında oluşu bir tuhaf geliyor. Mesela böyle bir yerde yaşar mısın diye sorsan yaşar. Hadi yaşa desen ama yaşanmaz ki. Yani yaşanmamalı. Doğrusu bu değil ki gibi. Böyle bir kod yani bir öğrenilmiş bir şey var gibi geliyor. Çünkü yaşanıyor. Yani gideceğiz uyuyacağız şimdi. Yani şurada çalışılabilecek ofis ortamı da ayarladığını düşün. Bir televizyon koy buraya. Tamam işte. Ya zaten normalde evde de böyle bir alanda vakit geçiriyorsun diyebilirim. Bize bak ama Tiny House'a yerleşiyoruz mu bu videonun? Çak. Bu ses neydi? Hangisi? Dışarıdan tık tık ses geldi. Bir dışarı baksana. Ay bir saniye, perde kapalı da şöyle. Duydun mu gerçekten? Vallahi duydum. Bir gidip baksan. Şöyle bir kontrol etsen, sağ solu kolaçan etsen ben çok mutlu olurum. Şuradan açacağım. Perdeyi aç bari. Bir şey var mı? Ya yok ses mes. Ne sesi ya? Ya tamam bak da içimiz rahat etsin. Rahat rahat uyuyabilelim gece. Var mı bir şey? Kurbağa var. Kurbağa mı? Tamam gel. Çok uzaklaşma Oğuz. Niye o kadar? Ya ne oldu? Yok bir şey. Korkutma beni ya. Gel hadi. Dur. Uyuyalım mı? Artık. Kapatalım sabah açalım. Rahat uyudun mu? Evet bebeğim. Ben rahat uyuyorum. Ben daha rahattı. Benim yastığım çok yüksek olduğu için ben tam uyuyamadım. Yastığı sıklık edersen. Doğru. O zaman rahat uyudum şey, tabii ki. İlk günden daha iştah. O zaman daha rahat uyudum tabii ki. Dün aynı şekilde bu makyajı yaptım. Oğuz da bana bakıp sürekli şey diyor, aşkım çok güzelsin ya, aşkım ne kadar güzel oldun ya, ne kadar güzelsin ama makyaj yaptığımı görmedi. Aşkım ne kadar güzelsin, ne kadar güzelsin. Yüzünde makyaj mı var ya dedi. Ben dedim ki evet. Sonra bir sessizlik oldu. Benim doğal güzellik dememe, ya ben de doğal güzelim demek isterdim. Fakat... Doğal güzelsin. Aşkım çok teşekkür ederim. O güzelsin. Sadece makyajla dün biraz desteklemişsin. Ben de seni destekliyorum. Ben de kendimi destekliyorum. Ben de seni destekliyorum. Bir. Evi toplayıp çıkıyoruz azıcık. Sana yandım ben. Daha sabah aşkım. Onun popunu da yapmazsın mesela. Bir. Topar. Sana kitapsız. Bir. Bir. Sana aldandım. Dım 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 dım. Güneş batar kenardından tepeleri. Veda vakti geldi Talat abilerin. Tiny House'da kalmak isterseniz böyle bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ya da bundan daha iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz. Daha kötüsünü de yaşayabilirsiniz. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.